Sadece tabii içeride depolanan miktarı vermekle birlikte bizim için kritik olan bir başka husus da depodan günlük olarak sisteme basılan gazın miktarı. Orada neredeyse 3 kata yakın bir artış yapıyoruz. Daha önce bu tesisimiz günlük 28 milyon metreküp'e kadar gaz geri üretirken bu tesisimiz inşallah 75 milyon metreküp'e kadar gazı geri üretebilecek. Bunun anlamı da şu, tek başına ülkedeki talebi 1/4'ünü karşılayabilecek düzeyde demektir. Hem de kış ayları için söylüyorum. O açıdan bizim için son derece kritik bir proje. Hamdolsun planladığımız gibi zamanında bitirdik. Ve projenin birçok ilkleri var. Gördüğünüz gibi şu anda hemen arkamızda bir rüzgar türbünü var. Tesisin ihtiyaç duyduğu elektriği gazdan değil, tam tersine rüzgardan elde ediyoruz. Yine binalarımızın, ofislerimizin ihtiyaç duyduğu elektriği çatılara koymuş olduğumuz güneş panelinden karşılıyoruz. Dikkat ederseniz etrafta ağaçlandırma çalışmaları da var. Son derece çevreci bir proje. Karbon ayak izi en düşük tesislerden birisi olacak. Evet, burada aslında yani bir Türkiye'nin enerjide uzun vadeli planlarından bir tanesinin aslında bir parçası aslında bu tesis. Belki de hani kritik aşamalarından bir tanesi. O zaman bunu nereye konumlandıralım? Yani sonuçta yıllar önce burada planlanan bir politika var. Evet. Bunun üzerine çalışmalar devam ediyor. İşte bir yandan Türkiye'nin bir merkez olması konusunda son dönemde çok sıcak bu konu haline geldi. Yıl sonuna kadar bir netleşme olabilir, yol haritamız belli olabilir demiştiniz o açıdan da. Yani bu projeyi bizim uzun vadeli planlarımızda nereye koymak lazım? Genel projeye beklent veya genel bakış açımız nasıl projeye? Çok haklısınız. Tabii bunlar günübirlik, işte bugün kalktık şunu yapalım, yarın işte şuraya bir tesis yapalım mantığıyla yürüyecek işler değil. Baştan önce politikaları belirlemek gerekiyor. Arkasından o politikalara uygun olarak stratejileri geliştirmeniz gerekiyor. O stratejilere uygun da proje ve eylemlerin hayata geçmesi gerekiyor. Biz ta işin başında, yani 2000'li yılların başında bir, o tarihlerde sadece 5 büyük şehirde ve yaklaşık 50 kadar ilçede doğal gaz kullanırken Sayın Cumhurbaşkanımız, arkadaş Edirne'de ne varsa Kars'ta da o olacak mantığıyla, hedefiyle biz 81 ilimize doğal gaz götürdük. Bugün 700'ü aşkın ilçemiz doğal gaz kullanıyor. Neredeyse 70 milyon insanımıza doğal gaz kullanma imkanı götürdük. Yıllık geçtiğimiz yıl 60 milyar doğal gaz kullanmışız ki Avrupa'da en büyük 4. 5. piyasadan bahsediyoruz. Bu kadar büyük tüketimi şebekeyi ve coğrafyada kesintisiz sürekli bir şekilde gazın arz edilmesi müşterilere son derece kritik. Bizim için de politikalarımızın olmazsa olmaz en başında yer alan maddelerinden birisidir. Bu kapsamda da işte bu depolamalar, keza LNG terminallerinin sayılarının ve kapasitelerinin artırılması, bunlar yavaş yavaş hem kendi ulusal altyapımızı geliştirmeye yardımcı olurken hem de biz bir taraftan da bu bölgede en çok doğalgaz kaynak girişinin sağlandığı, en yüksek tüketimin sağlandığı bu bölgede bir piyasa olma yolunda da aslında adım adım ilerlemiştik. İşte gaz merkezi hedefi de buradan çıktı. Şimdi artık bunu sadece biz söylemiyoruz. Birçok lider bu hedefi destekleyici, işte Rusya söyledi, Azerbaycan dost kardeş ülkemizin Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in ifadeleri var. Yine benzer şekilde dost ve kardeş ülkelerinin bakan düzeyinde ve lider düzeyinde bu projeye sıcak baktığına ait ilişkin değerlendirmeleri var. İnşallah bunların hepsiyle birlikte oturacağız tüm paydaşlarla. Bu gaz merkezini nasıl işletebiliriz? Şeffaf, güvenilir bir şekilde ona bakacağız. Çünkü bugün özellikle Avrupa'daki gaz piyasalarında zaman zaman tedarikçiyi, çoğu zaman da tüketiciyi rahatsız eden, önünü öngöremeyen, oynaklığı yüksek bir piyasayla karşı karşıyayız. Biz burada kuracağımız bu merkezle daha öngörülebilir, daha istikrarlı, herkesin güven duyabileceği bir pazar haline getireceğiz. Hani tabiri caizse bir süpermarket olacak. Herkes ürünü burada getirmek, satmak isteyen alıcılarla buluşturacağız. Böyle bir hedefimiz var. Yol haritamızı da yavaş yavaş netleştiriyoruz. En kısa süre içerisinde de kamuoyumuzda da paylaşacağız inşallah. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez, çok teşekkürler katkınız için. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, burada özellikle tabii ki bu projenin geliştirme sürecinde
Sadece burası değil, Tuz Gölü'nün kapasitesinin giderek artıracak olması meselesi var. Ve bir yandan enerji az güvenli tarafını biraz daha kuvvetlenecek, bu konu gibi görünüyor. Bu sadece bununla sınırlı değil şüphesiz. Burada bir yandan tabii son dönemde Türkmen doğalgazının Türkiye üzerinden batılı pazarlara doğru gitmesi yönündeki çalışmalar veya görüşmeler işin en son değinilen noktasıydı. Daha öncesinde Rusya'nın yaptığı öneri, Türkiye'nin aslında bir doğalgaz merkezi olabileceği, bu konuda da aslında altyapısının da uygun olduğu, bunu hızlıca hayata geçirebileceğine dair de mesajlar vardı. Bu açıdan baktığımızda işin depolama tarafı acil bir durumda, gerekli olan bir durumda, ihtiyacın karşılanması açısından da son derece kritik, onu da söylemek lazım. Tabii burada depolama tarafında durum kritikken Türkiye'nin enerji tarafındaki yapılanmasına baktığımızda yenilenebilir enerji tarafının biraz daha üzerinde durulan konu olduğunu görüyoruz. Yıllar içerisinde yenilenebilir enerji kaynağının payı arttıkça tabii doğal gazın da payı düşüyor. O pay düştükçe de aslında şu an burada bulunduğumuz tesisin getirdiği o kapasite daha da kritik hale geliyor. Çünkü doğal gaz ihtiyacının içerisindeki kapasitenin miktarı oransız olarak tabii ki artmış oluyor. Bu açıdan baktığımızda aslında sadece günün koşulları için değil, bundan sonraki süreç içerisinde de bu bir yandan ihtiyacın karşılanma açısından da tabii kritik bir başlık gibi görünmekte. Tabii burada biraz sonra önümüzdeki dakikalarda depolama tesisinin açılışı yapılacak. Kapasite konusunda yenilen son durumda hatırlatalım, bir artış gidildi. Özellikle geçen yıldan bu yana bu çalışmalara hız verilmişti. 3,2 milyon metreküp depolamadan burada 4,6 milyon metreküpe çıktı. Bir de daha da önemlisi aslında üretim kapasitesi 28 milyondan 75 milyon metreküpe çıkmış durumda. Bu açıdan baktığımızda da bir yandan gazın sevkiyatı konusu veya erişimi konusunda da ciddi bir avantaj sağlayacak bir yapılanmaya gidiliyor diyelim. Evet, durum bu. Biz konumuzla aslında konuyu konuşmaya devam edelim. Az önceki saat diliminde de İstanbul Aydın Üniversitesi Enerji Merkezi Müdürü ve Öğretim Üyesi Sayın Doktor Filiz Katman'la birlikte açılış yapmıştık. Bizlerle birlikte tekrar hoş geldiniz.